Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS 2'deyiz. 1.44 beta geldi. Beklenen süspansiyon olayı geldi. Yani körükleri indirip kaldırıyoruz. Hem ön körük hem de arka körükler artık inip kalkabiliyor. Bir Steam'den 1.44 beta'ya çekebilirsiniz oyununuzu. Bilginiz olsun. Onu da nasıl yapıyorsunuz? Şöyle bir alt tab atıp hemen kısa bir göstereyim sizlere. Şöyle Steam'i açayım. Şimdi kütüphanenize geliyorsunuz. Burada Euro Truck Simulator 2 yazıyor gördüğünüz gibi. Sağ klik özelliklere geliyorsunuz. Buradan betalar yazıyor bakın. Betalara tıklıyorsunuz. Sizde hiçbiri seçilidir. Normalde 1.43 tam sürümde. Hiçbirini seçtiğiniz zaman 1.43 tam sürüm. Yani oyunun en son tam sürümü neyse ona geçer ve sürekli güncellemesi devam eder tam sürümlerin. Şu anda 1.44 betadayız. Betaya geçmek için şuradan 1.44 public beta'yı seçtiğiniz zaman otomatik indirmeye direkt başlayacaktır. Bilginiz olsun. Ancak Trackers MP vesaire kullanıyorsanız çalışmaz. Haberiniz olsun. Trackers MP için tekrardan hiçbirine geçiş yapmanız gerekiyor. Haberiniz olsun. Çoğu modda çalışmayabilir. Bazı modlarda uyumsuz olarak gösteriyor. Şimdi güncelleme notları şurada. Görselleri vesairesi de şurada. Şimdi ben yan tarafa da notlarımı aldım. Oradan sizlere birazcık bahsedeceğim. Oyunda da tabii ki göstereceğiz. Şöyle haritada gözükmeyen yolları falan artık girdiğimiz zaman şu şekilde kesik çizgilerle bizlere gösterecek. Şöyle bir oyunumuza tekrar geri dönelim. Alt taptan. Şimdi şöyle önce bir süspansiyon olayını bir göstermek istiyorum. Yani aksların aşağı yukarı hareketini sizlere göstermek istiyorum. Şöyle yakınlaşalım. Aracı çalıştırmadan herhangi bir şekilde devreye girmiyor. Aktif olmuyor. Haberiniz olsun. Şimdi onun için de tuş atamanız gerekiyor. Onu da göstereyim. Seçenekler, tuşlar ve düğmelerden. Daha şimdilik beta'da olduğu için Türkçe desteği gelmemiş. Front suspension up down. Yani bakın front rear ön ve arka süspansiyonların yukarı aşağı hareketi için bunların hepsinde yok yazıyordur sizde. Tuş atamanız gerekiyor. Ben patch up patch down ön akslar için patch up patch down tuşlarını atadım. Arka aksların yukarı aşağı süspansiyon hareketleri için home ve end tuşlarını da kullandım. Artık klavyede atacak tuş kalmadı. Buton box'ım zaten full. Direksiyon üstündeki tuşlar da full. Artık atacak tuş kalmadı yani oyunda. Bir de resetleme var. Yani tırı varsayılan süspansiyona getirmesi var. Hem önü hem arkayı aynı anda varsayılana getiriyor. Bunun için de ben num 0 yani numerik bölümündeki 0 tuşunu atadım. Bilginiz olsun. Şimdi aracı çalıştıralım. Aracı söylediğim gibi kontak açtığınız zaman da devreye girmiyor. Aracı çalıştırmanız gerekiyor. Yolda giderken falan hareket ettirebiliyorsunuz. Şimdi araç normal şu anda varsayılanda. Ön aksı aşağı indiriyorum. Ön körükler hop aşağı indi. Basılı tutabilirsiniz ya da şöyle tek tek de basabilirsiniz. Yavaş yavaş da kaldırıp indirebiliyorsunuz. Bak şu an basılı tuttum. Sonuna kadar kaldırdım. İstediğiniz gibi hareket ettirebiliyorsunuz yani. Bilginiz olsun. Arka aks aynı şekilde. Sonuna kadar indirdim. Hop yukarı kaldırıyorum. Mesela aksların hepsini sonuna kadar aşağı indirdik. Ve sıfıra basıyorum. Yani benim atadığım tuş olarak sıfır. Resetlemeye basıyorum. Hop aracı resetledi. Yalnız bu reset olayında hava sesinde bir bug var. İki ses çakışıyor birbirine. Bakın mesela hepsini yukarıya kaldırayım. Şimdi resetliyorum. Bak ses bug'ı var. Bak mesela ön tarafı indireyim tekrar. Böyle bir ses hatası var yani. Şimdi şöyle bir aracımızı tekrardan stop edelim. Gelen özelliklerden birazcık bahsedeyim. Harita üzerinde İtalyan Toll Gates güncellemesi yapılmış. Avusturya yeniden işlenmeye başlanmış. Doğru kilometre sistemli mesafe işaretleri eklenmiş. Firma logo revizyonları yani yenilemeleri yapılmış. İşaretsiz yol keşfi. Az önce ilk bahsettiğim gibi haritada gözükmeyen yollar var. Oralara girilebiliyor bazı yerlere. Bunları kaybetmemek için haritada hatta ben de öyle bir
yere geldim şu anda. Şurada bir yerde bir şuralarda bir yerlerde bir tane yol var. Oraya girdiğimiz zaman ilk şu anda gözükmüyor. O yolu gittiğimiz zaman kesik kesik çizgilerle bize gösterecek ve oyunu kaydettiğimiz zaman o yol kalacak. Daha sonradan hani şehri hatırlayamazsak diye öyle bir sistem getirmişler. Korsika ve Sardunya'ya UI yol numaraları eklenmiş. Beyond the Baltic Sea'de bazı eski sınır geçişleri elden geçirilmiş. Diğer harita iyileştirmeleri de, yani haritanın genel iyileştirmeleri yapılmış. Oynanış bölümünde mod iade özelliği diye geçiyor da onu şimdi sizlere göstereceğim olayı. Tarayıcılarda lisansı ve satış sonrası kullanıcı arayüzü gelmiş. Geri bildirim yükseltmesini zorla diye, yani force feedback'te bir yenilik yapılmış. Ayarlanabilir süspansiyon özelliği zaten gösterdik. İç kamerada yatay kilit özelliği gelmiş ama ben ayarlarda onu baktım fakat bulamadım. Yani iç kameradayken mouse'u sağ sol ve yukarı aşağı hareket ettirebiliyoruz. Yani serbest şekilde şöyle. Şu yukarı aşağının kilidi gelmiş. Yani mouse'u yukarı ittirseniz bile ya da aşağı çekseniz bile herhangi bir şekilde hareket etmeyecek. Ama sadece sağa sola hareket edecek. Yani yolda giderken atıyorum, İşte direksiyon kullanıyorsunuz. Mouse'u elinize alıp şöyle sağa sola bakarken yukarı aşağı değil de sadece sağa sola gidecek. Hiç yukarı aşağı hareketini yapmayacak şekilde kilitleme özelliği gelmiş. Tekrardan sıfıra geçeyim ben. Akıllı sıralı kaydırma, yani Smart Sequential Shifting olayı gelmiş. Araçlar içinde Renault T, yani Range T için yeni 2022 interior seçeneği eklenmiş. Renault Range T için dış mekan modelleri elden geçirilmiş. Şimdi şöyle göstereceğim. Çekici galerine girelim mesela. Benim yaptığım araç Range T'ydi. Range T'ye tekrar bir geleyim. Şöyle. Şimdi Range T'de mesela burada şasi seçeneklerine geldik. Mesela modlu araçlar vesaire ekleniyor. Bakın şuraya bir işaret gelmiş. Bunun üzerine mouse'a geldiğiniz zaman orijinal parça Euro Truck Simulator 2 içeriği olarak geçiyor. Modlu araçlarda bu mesela mod yazacak ya da başka bir şey yazacak. Artık ne yazacağını ben bilmiyorum ama bu tarz şeyler yazacak ya da şimdi parçalara mesela geldiğimiz zaman bazı eklentiler var biliyorsunuz. Bakın şuraya geldiğimiz zaman yedek parça olarak gösteriyor bunları. Bak mesela şuraya geldik. Bu DLC Special Transport'un yedek parçasıymış. Bu da aynı şekilde. Bu da Euro Truck Simulator 2'nin orijinal parçasıymış. O şekilde bir göstergesi var. Aynı şekilde buralarda da mesela. Bakın perdeler mesela şurada. DLC Christmas Paint Jobs Pack. Yani Christmas boya paketiyle beraber gelen bir perdeymiş bu. Yani neyin ne olduğunu daha detaylı gösteriyor diyebiliriz. Böyle bir özellik getirmişler. Modlarda mesela bu daha çok bizim işimize yarayabilir. Atıyorum bu motor seçeneği oyunun orijinalinden araca eklenmiş. İkinci bir motor seçeneğinde burada mesela mod yazacak gibi düşünün. Yani hangisi orijinal, hangisi modlu ses falan bazılarını karıştırabiliyoruz böyle. Acaba hangisi falan diye. Buradan bunları ayırt edebiliyor olacağız yani, öyle söyleyeyim. Şimdi değişiklikleri iptal ettik. Biraz da bir sürüş yapacağım. Şimdi gelişmiş dorse bağlama özelliği var, biliyorsunuzdur onu. O da nereden? Hemen onu da göstereyim. Oynanış bölümüne geldiğiniz zaman neredeydi o? Yukarıdaydı galiba. Ben şimdi gözümün önündeydi. Körüm. Ha bu arada Smart Sequential Shifting olayı burada, bunu işaretlediğiniz zaman ne oluyor bilmiyorum. Zaten gerçek otomatik kullanıyor olacağız. Ama nedir onu bilmiyorum. Öğrenirsem daha sonradan anlatırım yani. Ben mi görmüyorum? Dorsa dengesi frenleme. Allah Allah. İşaretlere bakalım. İşaretledim çünkü ben onu. İleri seviye dorsa bağlama. Ben gelişmiş olarak arıyorum. İleri seviye dorsa bağlama. Şimdi bunu işaretlediğimiz zaman göstereceğim şimdi oyunda, daha detaylı anlayacaksınız.
Şimdi aynı gerçekte olduğu gibi körükleri indirip dorsenin altına gireceğiz. İttirerek dorseyi takacağız. Yani şimdi onu işaretlemezsek hafif böyle önüne falan geçtiğimiz zaman T'ye bastığımız anda dorseyi direkt kaydırıp takıyor. İleri seviyede tam olarak şuradaki pime, şuradaki plate'i denk getirip sokmamız gerekiyor. Aynı gerçekte olduğu gibi düşünün. Buraya sokuyorsunuz. Sonra T'ye basıp şunları kaldırıyorsunuz. Ayakları ve kablolar otomatik bağlanmış oluyor. Şimdi daha detaylı göstereceğim onları size. Bir çalıştıralım aracımızı. Sonra biraz da bir sürüş yapacağız. Şu an akslarımız normal seviyesinde. İmdatımızı indirelim. Şimdi şöyle yapıp daha detaylı sizlere göstereceğim. Şimdi mesela dorsenin burasına kadar geldik. Şimdi şöyle aksları birazcık indiriyoruz aşağı. Sonra yavaş yavaş gelmeye başlıyoruz. Yavaş dedik, yavaş yavaş. Şöyle yavaş yavaş geliyoruz. Hafif arkayı şöyle kaldırabiliriz. Bakın şuradaki pime kendisi oturuyor. Aynı gerçekte olduğu gibi düşün. Videoları izlediyseniz ya da bilenler zaten biliyordur. Şöyle biraz zorluyorsunuz. Evet, takılmış. Ondan sonra ileri vitesi alıyoruz. Şöyle gaza basıyoruz. Baktık gitmiyor. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi arka aksı, arka körüklere hop kaldırıyoruz şöyle. T'ye bastık. Ayakları kaldırıyoruz. Ayaklar kalktı. Bu arada imdatı çekmemişiz. Bravo bize. Şimdi körüklere tekrardan varsayılana sıfırlama tuşuna bastık. Hop, varsayılana sıfırlandı ve gitmeye hazırız artık. Bu arada içten de körükleri hareket ettirdiğim zaman şu şekilde gözüküyor. Mesela ön körükleri indirelim. Ön akslar. Bak, sonuna kadar kaldırdım mesela. Arkayı indirdim. Hop, burnu şöyle havaya kalktı. Sonra arkayı kaldıralım. Ön tarafı komple indirelim. Yani zaten genelde herkes eminim bu şekilde kullanacak varsayılan da. Multiplayer'da Truckers MP falan 1.44 tam sürüm geldiği zaman multiplayer'da çok kişi de bunu göreceksiniz. Herkes böyle kullanacak yani, burun aşağıda, arka yukarıda. Tam böyle tofaşçı gibi. Artık modçular da bunu bol bol kullanacaklar. Hem modlu araçlar, tofaştır vesaire, o tarz araçlarda artık basma olayı çok kullanılacak. Şöyle arkayı mesela komple basalım. Ön taraf zaten basık. Ama bu şekilde olunca ne oluyor? Dorsenin ön tarafı da böyle yere doğru inmiş oluyor. Sana varsayılanı şöyle çekebiliyoruz. Yolda giderken de, araç hareket halindeyken de bunu yapabiliyoruz. Şimdi o söylediğim yollara doğru bir gidelim. Şimdi şuradan çıktığımız zaman şirketten. O yolları göreceğiz. Haritada gözükmüyor yol ama oraya girebiliyoruz. Mesela o yol sağ tarafta. Bakın haritada öyle bir yol yok aslında. Bakın görüyorsunuz değil mi? Navigasyonu görüyorsunuz. Navigasyona çizgi attı bakın. Aracın içindeki navigasyondan görüyorsunuzdur. Bakın oraya kesik kesik çizgiler attı. Büyük haritayı da açayım. Bakın şöyle bir yol keşfetmiş oldu. Gittikçe o çizgiler genişleyecek. Tahmin ediyorum şuraya bir yere bağlayacak o yolu. Şimdi bazı yollara girilmiyor zaten, çarpı işareti var. Ama bazı yollara girilebiliyordu. Ve onları biz sonradan bulamıyorduk haritada. Acaba neresiydi orası falan diye.
Şimdi artık bu kesik çizgiler sayesinde oraları bulabileceğiz tekrardan. Keşfettiğimiz yollar bölümünde görebileceğiz yani. Evet, tahmin ettiğim gibi. Oradaki göbeğe bağladı bizi. Bakın şöyle navigasyondan da göstereyim. Bakın. Aynı bu şekilde gördüğünüz gibi şuradaki yola girdik. Kesik kesik. Burada artık bu yol gözüküyor olacak. Kaybetmeyeceğiz yani bunu. Şimdi ben şuraya doğru bir işaret attım. Gidelim. Hem sürüş yapalım, hem sürerken de şöyle bir süspansiyonu indirelim, kaldıralım. Mesela ön aksları komple indirelim. Aa, ha, ulan ben ne diyorum? İnmiyordu. Heh. Bak önü komple indirdim. Arkayı kaldırdım. Şu an böyle gidiyoruz abi. Şu an böyle gidiyoruz. Aa, varsayılana döndü. Kendi kendine döndü. Ben bunu test yani hiç sürmediğim için varsayılana döndürdü kendini. Aynen, sürerken varsayılana döndü. Demek ki öyle kullanılamayacak ha. Geçmiş olsun. Öyle bir kullanım yapılamayacak o zaman. Dur, tekrar deneyeceğim. Aa, bak şu an indirip kaldıramıyorum. Heh, şimdi oldu. Allah Allah, belli bir hızda oluyor. O zaman belli bir hızın altındayken hareket ettirebiliyoruz. Bak şu an arkaları kaldırdım. Dur bakalım, deneyeceğiz. Bak şu an ön inik arka kalkık gidiyoruz. Ama bug'lar var tabi bak, içine giriyor doğrusunu. Bak şu an belli bir hızın üstüne çıkmadık daha. Çıkıyorum. Bak. Hop. Aksarı kaldırdı ve indiremiyorum şu anda. Bak yavaşlayayım biraz. Bak şimdi inmeye başlıyor. Evet, olay bu arkadaşlar. Bak şimdi yolda giderken bak, arkayı kaldırayım ben. Böyle daha çok belli oluyor. Dur bakayım kaç kilometrede o. Çek çek. 50 herhalde. Evet, 50 abi. 50 kilometreni üstüne çıktığımız anda 50 yani gördüğümüz anda körükleri normal seviyesine geri getiriyor. Ve 50 kilometre ve üzerindeyken de körükleri aşağı yukarı oynatamıyoruz. Aracı basamıyoruz. Yani kafamıza göre hareket ettiremeyeceğiz. Evet, bu modcuların hoşuna gitmeyecek bence. Bence. Kullanıcıların da hoşuna gitmez gerçi. Niye böyle bir şey yaptılar anlamadım. Yani o şekilde kullanalım. Niye kullanmıyoruz? Gerçekte de olabilir gerçi. Vardır da. Allah. Oğlum biz niye yan tarafa girmedik ya? Konuşurken kafa patates oluyor. Evet, 1.44 beta hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bazı hatalar olabilir. Benim şu an tek gördüğüm hata mesela o ses bug'ı var. Varsayılana dönerken bir ses bug'ı var onda. Yani ön aksla arka aksın sesi birbirinin içine giriyor. Öyle bir hata var. Bir de bazen böyle tırrrt falan diye böyle kesik kesik geliyor ses.
Benim gördüğüm hata bu. Ha, haritada hatalar vardır vesairedir. O kadar detayını tabii ki gezip öğrenemeyiz ama. Ben gördüğüm kadarını söyledim. Araç boş. Güzel kalkıyor gidiyor. Yeşil yanıyor. Yetişir miyiz? Yetişemedik. Ne vites düşürdü be. Size güle güle canım. Biz buradan devam. Bu arada videoya like atmayı, bol bol yorum yazmayı ve kanala abone olmayan arkadaşlar varsa abone olmayı unutmasınlar. Memnun oluruz. Bizleri sevindirirsiniz. Zaten okullar açıldı. Yine bir eksi yöne doğru gidiyoruz hafta içi. Nasıl bir park alanı orası ya? Boşluk. Buraları hiç hatırlamıyorum. Gelmemişiz demek ki. Hiç hatırlamıyorum. Şirketin içine işaret atmıştım ben. Selamünaleyküm. Liman. Şöyle kalalım. Çıkalım dış kameramıza. Oh, bastık direkt. Güzel ya. Güzel bir özellik oldu.
Her ne kadar ETS aşırı gecikmeli çoğu şeyi yapsa da geldiği zaman biraz olsun yüzümüzü güldürüyor yani. Ama hatalar var yani şöyle. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, videomuz bu şekildeydi. 1.44 sürüm, beta sürüm. Hayırlı uğurlu olsun. Geçmek isterseniz en başta gösterdiğim gibi Steam'den 1.44 beta'ya geçiş yapabilirsiniz. Ancak tekrardan hatırlatayım, daha henüz beta sürümde olduğu için Trackers MP kullanıyorsanız kullanamazsınız. Tekrardan 1.43 tam sürüme dönmeniz lazım. Yani en üstteki hiçbir seçeneğini seçmeniz lazım. Ve çoğu modda çalışmayacaktır. Özellikle araç modları çalışmayacaktır. Haberiniz olsun. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.